Söz Sende'yi sunar. Söz Sende'ye hoş geldiniz. Söz Sende'de özel bir konuğum var. İstanbul Şehir Üniversitesi'nden bir isim, yardımcı doçent doktor Irvin Cemil Şik ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Irvin dedim ama Irvin değil. Irvin. Niye Irvin? Irvin çünkü İstanbul'da doğdum. Evet. Ve küçükten beri öyle dediler ismimi. Ve o öyle kaldı. Öyle kaldı. Gerçekten sıra dışı isimlerden birisiniz siz. Biraz öyle. Değil mi? Yani hikayeniz ilginç. Önce sizi dinlemek istiyorum. Sonrasında aslında onu da gösterelim. Yakından bu kitabı konuşacağız. Medeni Toplumu Kainatı Yazmak, İslam, Cinsiyet ve Kültür üzerine bu kitabı konuşacağız. Ama öncelikle sizin hikayeniz. Siz mesela Cemil ismi nereden geliyor? Siz Türk müsünüz? Ben yani Türk vatandaşıyım. Evet. Türkiye'de doğdum. Babam yabancı. Annem de Türk vatandaşı. O da Türkiye'de doğdu. Babam 1938'de tesadüfen Türkiye'de bulunuyordu. Annesi ve babasıyla. O sırada aslında Çekoslovakya doğumludur. O sırada Almanlar tabii Çekoslovakya'yı işgal etti. Onlar da savaş boyunca hani savaş bitsin de dönelim diye kaldılar. Savaş uzadı. Arada onlar da yerleştiler. Türkleştiler bir açıdan. Evet. Babam annemle 14 yaşında Yeşilköy'de plajda tanışmış. Öyle. Ve 14 yaşında. Anneniz mi 14 yaşında? İkisi de aynı yaşta. Aynı yaşta ikisi de. Peki. Ve kısa süre sonra evlenmeye karar vermişler. 14'ten hemen. İnanılmaz. Yani tabii 21'ine kadar ya. Beklemişler peki. Ama iki aile de çok şey etmiş, muhalefet etmiş. Bir çok tanesi, gençler diye. Yo o değil. Bir tanesi işte annemin ailesi işte bu beş parasız mülteciyle mi evleneceksin diyor. Babamın ailesi de işte ne bu yerli malı kız, biz sana Avrupalı bir kız bulalım diyor. Yani iki taraftan da istemiyorlar. İnadına bunlar evleniyor. Aşk da böyle bir şey. Yani. Öyle oldu ve işte ben de İstanbul'da doğdum. Peki dedeniz de ilginç. Dededen geliyor sizin isminiz. Evet, Cemil. Biraz orayı da anlatalım. Cemil, şimdi annemin annesi Makedonya'da, Manastır'da doğmuş. Balkan göçmeni. Annemin babası da Iraklı, Bağdatlı. Cemil o taraftan. Yalnız annem küçükken vefat ettiği için işte ben de bana onun adını verdiler. Yani aslında annem çok tipik bir Osmanlı karışımı işte. Yani biraz Balkan, biraz Irak. O biziz işte. Yani. Siz annenize mi benziyorsunuz, babanıza mı? Görüntü olarak gözlerim anneme benzermiş. Açık renk olurdu. Onun dışında yani herhalde daha çok babama benziyor. Babanıza benziyorsunuz. Peki siz doğdunuz burada. Önce galiba nereye gittiniz? Şimdi önce Şişli Terakki değil mi? İlkokulu orada bitirdim. Ondan sonra o zamanlar İngiliz Erkek Okulu'ydu adı. Şimdi Anadolu Lisesi oldu. Orada ortaokulu okudum. Sonra Robert Kolej'de liseyi okudum. Ondan sonra nasıl gittim. Bir ortamdı sizin eviniz? Mesela siz önce hangi dili öğrendiniz? Şimdi bizim evde benim ilk öğrendiğim dil Fransızcaydı. Yuvaya gittiğimde ben Türkçe bilmiyordum. Ve biraz zorluk çektim. Yani Türkçeyi ancak o zaman öğrendim. Fakat babam çok Anglofil olduğu için bir de eve böyle bir İngilizce empozisyonu söz konusuydu. Dolayısıyla evde Fransızca, Türkçe, İngilizce konuşulurdu. Büyük babalar, büyük anneler Almanca konuşurdu aralarında. Babam kendi ailesiyle Çekçe konuşurdu. Anneannem, annem su gibi Rumca bilirdi. Yani böyle bir aile. Müthiş, yani müthiş bir kültür, i̇şte, müthiş bir mozaik İstanbul, aslında. Tam İstanbul. Peki siz kaç dil konuşuyorsunuz? Şimdi bütün bunları konuşuyor musunuz? Şimdi benim iyi bildiğim sadece 3 dil var. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Ama yani okuyacak kadar, anlayacak kadar bildiğim daha çok dil var. Peki mesela Almanca'yı, Çekçe'yi. Çekçe maalesef ama Rusça okudum. Rumca? Rumca'yı çok iyi anlarım. Sonrasında da ama siz Arap
Arapça, Osmanlıca sonra öğreniyorsunuz Osmanlıca, değil mi? Arapça da okudum. Farsça maalesef hiç fırsat olmadı. Çok çok üzüldüğüm bir şey. yani epey bayağı bir dil var. Peki sonrası High School ve Robert College. Ve peki siz yani sıra dışı diyoruz. Yani sizi sıra dışı hissettiren anı hatırlıyor musunuz? Ben galiba değişik bir aileden geliyorum diye hatırladığınız bir an var mı? Yani var. Yani aslında her zaman öyleydi. 3 aşağı 5 yukarı fakat şeyi hep hatırlarım. Yani küçüklüğümün değişmez bir sorusu bu ne biçim isim? yani Irvin Şik bu da ne? Ve tabii özellikle bu şeye gittiğim zaman mesela diyelim ki girişim tanımlarına girdiğim zaman isimler okunur, yoklama yapılır. Yahut askere gittiğimde ben tabii askere gittim Türk vatandaşı olduğum için. yani bu isim her zaman battı. Mesela askerde çekmişsinizdir o zaman siz bu isimden birazcık. Yani yok. Askerlik biraz zordur çünkü değil mi? Çektim elmedi de yani yabancı olduğum vurgulanmış oluyor istemeden. Evet, yani evet. O kadar. Yoksa aslında tabii bir çocukcağız vardı benimle aynı dönemde. Adı Joseph Şair. Bir gün onu çağırdılar da bütün askerler yanında Türk mü Türk mü diye konuşmaya başladı. Ya adam askerlik yapıyor Türkiye'de. Tabii ki Türk olamaz, başkanı olsun. Yani boş yere burada askerlik mi yapacak? ben de öyle. Ben de Türk'üm. Onun için askerlik yapıyorum. Ama işte isim yabancı olunca biraz zor oluyor. Peki sonrasında siz Amerika'ya gittiniz. Sonrasında ben Amerika'ya gittim. Daha doğrusu önce bir sene İsviçre'ye gittim. Politeknik'te. Fakat İsviçre'yi hiç sevmedim. Neden? İsviçre yani ne kadar hani doğal güzelliği hani kuşkusuz yani çok çok güzel bir ülke ama yani insanları açısından çok yeşil dağlık. Benim mesela şeyim küçük bir dairem vardı. Dairemden Leman Gölü'nü görüyordum. Güzel manzara. Çok güzel ama yani bir gün tak dedi dedim yani kaç sabah ben bu göle bakarak uyanacağım. Başka hiçbir şey yoktu. Yani sosyal hayat yoktu. Yabancı düşmanlığı vardı. Bu tabii 70'lerin başları yani o zamanlar... bugünkünden de epey farklıydı yani. Anlayabiliyorum çünkü siz bir de öyle bir aileden geliyorsunuz ki o Türklük de var. O Türklüğün bazen eleştirdiğimiz bölümleri var ama hoş tarafları da böyle içi dışı bir insanlarızdır. Kanımız kaynar biraz değil mi? Öyle, hani tabii. Böyle bir oryantalist bir tarafımız da vardır değil mi? Biraz öyledir ve o yüzden işte tabii yabancılık çektik. Zaten ben İsviçre'de şunu fark etmiştim. Akşam 7'den 8'den sonra sokağa çıkarsanız ya Türktür karşılaştığınız insanlar, ya Yunanlıdır, ya Yugoslav'dır işte o zamanlar, ya İtalyan. tamam. Ya o kadar, İsviçreli yoktu sokakta yani. O bir sene dayandım ve kaçtım, Amerika'ya gittim. İşte lisans, üst lisans, evet ama şimdi mesela siz matematik, mühendislik okuyorsunuz. Sonra üzerine doktora matematik üzerine. Şimdi halbuki Osmanlı konuşacağız. Niye mühendislik ve matematik seçtiniz? Yani benim dile de çok yatkınsınız. Şöyle bir tecrübem oldu. Ben... Robert Kolej'deyken lise 2'deydim. Üniversiteli arkadaşlar, abiler bir bilgisayar kursu açmışlardı. O zamanlar tabii öyle herkeste PC falan yok. Yani o bir tane koskocaman oda boyunda bilgisayar vardı. Robert Kolej'de ve çok hayran kaldım buna. Çok beğendim. Evet. Tamam dedim. Ben elektrik mühendisi olacağım. O zamanlar pek bilgisayar mühendisliği yoktu. Yani daha çok elektrik mühendisleri o işi yapıyordu. Ondan sonra bir iki sene onu yaptıktan sonra dedim ki bu hiç bana göre değilmiş. Babam yok yok dedi bu tam senin yapacağın iş tam sana göre. Sen şu anda biraz aklın karışmış ama sen devam et filan dedi. Ben de peki dedim. Ondan sonra o bitti. Sonra dedim ki galiba olmadı. Yani alışamadık hani vardı ya. Özel döneminde alışamadık. Olsun sen devam et filan dendi. İşte gittim master yaptım. Sonra ayrıldım. Yani master'dan sonra hemen devam etmedim. Bir süre çalıştım. Çünkü çok şeydim, teori seven bir mühendistim. Bir gün hocanın biri bizde şeydi, danışmandı. Ya sen dedi matematik okusana Allah aşkına. Ne mühendislikle ne uğraşıyorsun dedi. Ben hakikaten mi dedim. Yani gerçekten hiç aklıma gelmemişti. Sonra ikna oldum ve çok iyi bir karar oldu. Yani matematikten doktora yapmak benim için iyi oldu. Ama yapmak istediğim açıkçası o değil. Yapmak istediğim... Ne isterdiniz? Şimdi başa dönmeye... Yani tekrar doğabilseydim. Evet, hani Budist olup da buna inansaydım. Tekrar doğacağıma inansaydım.
Tarih okurdum, ona tarih. Hiç şüphe yok. Şimdi evet. Oradan o meraka geleceğiz zaten. Şimdi sonra Harvard, MIT değil mi? Siz orada Harvard'da çalıştınız. Öğrenci olmadım. Harvard'da öğrenci. 8 sene öğretim üyesi oldum. MIT'de öğretim üyesi oldum. Şimdi Harvard, MIT oraları bırakıp niye siz buraya geldiniz? Ay çok bıktım Amerika'dan. Siz hakikaten Türksünüz. Ben çok bıktım. Ben 36 sene Amerika'da yaşadıktan sonra çok bıktım. Ve hele yani George Bush yılları çok zor oldu. Evet. 11 Eylül sonrası artan yabancı düşmanlığı, artan otoriterlik. Eskiden Amerika'da yani belirli bir hiç olmazsa şey olarak, ideolojik olarak bir şey vardı. Yani bir özgürlükçülük vardı. O tamamen kalktı. Akademik çevreler de dahil mi bu söylediğiniz? Yani şimdi akademik çevreler bazı yerlerde dahil. Yani coğrafi bölgeye göre çok değişiyor. Benim bulunduğum yer tabii bir vaha aslında. Evet. Yani Kuzeydoğu her zaman siyasi açıdan çok daha ilerici bir yer olmuştur. Evet. Tabii güneydeki arkadaşlar çok daha perişan oldu benden. Ama yine de her şeye rağmen yani mesela şöyle bir örnek vereyim size. Ben 1975'ten beri epey senedir hat eserleri toplarım. Evet. Ve bizim oturma odamızda pencereye bakan bir duvar tamamen hat eseri hat, doludur. Hı. 11 Eylül'den sonra o jaluziler kapandı, bir daha açılmadı. Çünkü ne zaman bir taş atılacağı belli olmayacaktı. Yani öyle bir duygu vardı. Yani içimizde. Hani hiçbir zaman böyle bir şey olmadı bana. Ama olacak. Ama olabilir gibi bir duygu ki vardı. Ki sizin aslında hiç öyle değilsiniz. Görüntünüz daha Amerikalı. Tabii. Ya da daha Avrupalı. Yani zaten görenler mi? Şüphe. Yani hani şey olsam. Ben ya yani şuna inanamıyorum. Bizim mesela Türkiye'li ya başka ülkeli. Mesela başörtülü kızlar var. Onların yani Müslüman olduğu yani alınlarında yazılı. Yani onların kim bilir neler çektiğini, neler düşündüğümü diyorsunuz. Yani herhalde. Evet, yani ben yabancıya benzememe rağmen böyle hissettiysem onlar kim bilir ne hissetmişler. Dolayısıyla zaten bir dönüş istiyordunuz. Uzun zamandır dönüş istiyordum. Sonra işte Sabancı Üniversitesi'nde bir ziyaretçi, profesör bir şey iş açıldı. Ona müracaat ettim. İşte geçen sene orada geçirdim. Bu sene de şehre geçtim. Evet. Peki şimdi tarihe merak haliyle öyle bir aileden çıkıp da tarihe meraklı olmamak da mümkün değil ama oradan mı geliyor onu sormak vallahi istiyorum. Ondan geliyor olabilir. Babam çok meraklıdır tarihe ve yani kütüphanesinin büyük kısmı tarihtir. Fakat ben tabii Türkiye'de ilk orta lise okuduğum için tarihten nefret ettim haliyle. Tabii hepimiz gibi. Ancak sonradan keşfettim tarihin ne kadar harika bir şey olduğunu. Çok ezbere bir eğitimdi çünkü gerçekten çok. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi benim için ilginç olan insanlar nasıl yaşarmış, ne düşünürmüş, dünyayı nasıl algılarmışlar. Böyle şeyler okumadık biz tarihte. Hatırlıyorsunuz işte bilmem ne anlaşması, tabii işte canım. Kaç kuruş savaş zarar ödentisi ödedik, işte hangi eflak boğdanı kim aldı, kaç ölü vardı. Yani bunları okuduk sürekli. Çok sıkıcı buldum onları tabii. Peki ne zaman ilk böyle tarihle tanışmanız, bunları böyle soruyorum çünkü çok kitap geldi sonrasında haliyle. Şöyle oldu, ben Amerika'ya gittim. Ve felaket hasret kaldım buraya. Dolayısıyla ben MIT'deydim. Harvard çok yakın yani 10 dakikalık bir otobüs yolculuğu. Harvard'da bir ünlü bir profesör vardı. Anwar Eşemov, Alman. Tasavvuf uzmanı. Evet çok önemli. Onun bir tasavvuf tarihi dersi vardı. Ona yazıldım. Tasavvufu da ben nereden biliyorum? İşte edebiyatta okuduğumuz kadarıyla. Hani Yunus Emre ve Mevlana o kadar. Ve yani o dersin neredeyse ilk günlerinden itibaren kapılar açıldı. Yeni ufuklar açıldı benim için. İşte onu okuyunca bir baktım ki Osmanlıca bilmemek olmuyor. Osmanlıca bir de evet sonra Osmanlıca öğrenmişsiniz. Ne kadar sürdü mesela o öğrenme kolay yani kendi kendime öğrendiğim için yavaş biraz tabii zaman aldı ama Osmanlıca çok yani söylendiğin aksine çok rasyonel bir dil aslında. O yüzden yani zor değil. Hakikaten öğreniliyor. Peki hat merakı da o dönemde mi? Hat da o dönemde oldu. Çünkü Osmanlıca öğrenince tabii Arap harflerini öğrendim ve Arap harflerinin olağanüstü güzelliğini ilk o zaman fark ettim. Yani benim küçüklüğüm burada geçti. Ne bileyim her taksi aynasından maşallah sallanır yani malum. Hiç dikkat etmem yani o zamana kadar.
Birden bunun ne kadar müthiş bir sanat olduğunu keşfettim. İşte bazı kesimler de hani kendi gettolarımızı yarattık ya maalesef. Bazı kesimler de benim de mesela mensubu olduğum Arapçaya ya da işte Osmanlıcaya, Farsçaya daha mesafeli büyüdük. Evet. Niyeyse değil mi? Halbuki orada müthiş cevherler var. Öyle hem büyümedik, öyle eğitilmedik maalesef. Tabii. Maalesef işte Türkiye'de yani belirli bir kültürel bölünmüşlük var malum. Hı hı. Bir kesim hiç bunlara bakmıyor. Ama öteki kesimde mesela çağdaş sanata bakmıyor. Yani iki taraflı bir dışlanma var. Hı hı. Ben bu konuda bir geçen şeyde Altüst dergisinin son sayısında kısa bir şey yazdım. Yani hı hı. Solun bu geleneksel sanatlara olan ilgisizliğinin ne kadar büyük bir kayıp olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü hı hı. müthiş bir sanat. Hı hı. Yani bunu bilmemek için, bunu tanımamak için hiçbir neden yok gerçekten. İşte evet, bizden olmayanı tanımama gibi bir şeye düşüyoruz. Maalesef. Eğitimlisi eğitimsizi böyle bir durumdayız gerçekten de. Şimdi bunu konuşalım birazcık. Bedeni toplumu kainatı yazmak, İslam cinsiyet ve kültür üzerine. Mesela haremle ilgili çalışmalarınız var. Tabii harem hep böyle hepimizin gözünde ne bileyim fantazi şey, özellikle erkeklerin haliyle evet. bizim de merakla izlediğimiz son zamanlarda Muhteşem Yüzyıl dizisiyle birlikte en tepeye vurdu. Evet. Ne düşünüyorsunuz öncelikle dizi hakkında ya da bu tarihin ya da böyle bir şekilde gündeme gelmesi hakkında öncelikle? Şimdi şöyle söyleyeyim size, yani dizi sonuç olarak bir dizi. Yani tabii. çok ciddiye almayalım lütfen. Yani şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de tarih sanki bizim aile namusumuz gibi. Yani tarihe mesela ne bileyim işte Ermeni sorunu yahut harem yahut şu ve yahut bu konular gündeme gelince sanki böyle bize hakaret edilmiş, yani namusumuzu temizlemek zorundayız gibi bir duygu oluyor. Böyle bir şey yok. Herkes yani, de bir yere yüksünüyor değil mi? Hani maalesef, herkesin de evet. hani tabuları farklı. Tabii. Evet. Hepsi başka bir şeye bozuluyor ama her şey bir şeye herkes bir şeye bozuluyor. Halbuki yani tarih sonuçta bizim dışımızda olan bir şey. Tarihte çok iyi şeyler var, çok da kötü şeyler var. Yani bunları belirli bir mesafeyle görebilmemiz, ele alabilmemiz lazım. Şimdi orada iki görüş var. Şöyle ki, bir tanesi evet bunlar diziler olsun ki gündelik hayata girsin, insanlar öğrensinler ki katılıyorum. Gerçekten de bu hani bu hikayelere olsun, madem bir hikaye izlenince bu hikayeleri izlemek hoş olabilir. Ama ikincisi olarak hikaye tamamen yanlış tarih hatalarıyla verilirse de o da biraz tehlikeli. Şimdi değil o, mi? O çok doğru. Yani şöyle bir şey var. Yani mesela bir tarihi roman. Evet. Tarihi romanın tarihi 3 aşağı 5 yukarı doğru yansıtmak gibi bir sorumluluğu var. Tabii. Yoksa gidin detektif romanı yazın. Aynen. Tarihi roman yazmayın. O açıdan böyle bir durum var. Hı. Ama yani ben bence kötü bu dizi ve yani doğru yansıtmıyor. Ama ben buna kızamıyorum. Yani çünkü dizi. Evet. Yani kızılacak şey başka bir şey. Yani mesela bugünkü hayatımızı belirli şekillerde etkileyecek. Mesela ayrımcılık evet. körükleyecek yahut hani ırkçılık körükleyecek bir şey. O tabii kötü olur. Ama şimdi buraya baktığımız zaman bu batıdan öğrenilmiş bir fantezi. Şimdi onu söyleyecektim. Biz genelde diyorsunuz Avrupalıların gözüyle kendi tarihimizi, özellikle haremden laf açıldı diye söylüyorum. O gözle kendimizi, o fantezilerle kendimizi dolduruyoruz. Niye bunu biz böyle yapıyoruz? Biz her şeyi batıdan öğreniyoruz. Evet. Yani o kadar korkunç ki şimdi aslında bugünkü şeylere baktığınızda, mesela gazetelere bile baktığınız zaman cümleler bazen ya ben İngilizce bildiğim için anlıyorum, bunlar İngilizce kurulmuş Türkçe'ye çevrilmiş cümleler. Evet, evet. Yani gündelik bizim hayatımızda da var. Çok var. Mesela telefon eden birine ben sana geri döneceğim tabii, diyoruz. Tabii, ay evet, deli oluyorum buna. Evet, evet. evet. Ve yani bunlar yani müthiş bir hani bir açıdan Türkler tarihi olarak çok adaptasyona çok açık olmuştu. Evet. Yani Farsçayı, Arapçayı almaları, İslam'ı kabul etmeleri gibi Fransızcayı, İngilizceyi de kabul etmişlerdir, almışlardır, özümsemişlerdir. Bu bir şekilde Türk kültürünün bir parçası, yani bunu kabul etmek lazım. Ama öte yandan bazen mesela neydi 2-3 sene önce, şimdi yayın evini söylemeyeyim fakat bir yayın evi Enderunlu Fazıl Bey'in Hubanname adlı
çok önemli eserini Fransızcasından Türkçe'ye çevirterek yayınladı. Evet. Bu bir Osmanlı şairi. Allah aşkına, yani Osmanlıcadan Türkçe'ye çevirecek insan mı kalmadı da gidiyorsunuz Fransızcasından çeviriyorsunuz. Tabii neticede hiç benzemedi aslında. Hı. Çünkü Fransız çevirmen zaten bir böyle serbest bir çeviri yapmıştı. Hı. Onun serbest Türkçe çevirisi bambaşka bir şey oldu. Hiç yani, kaynağa sadık kalınmadı yani. Bu acayip bir şey. Bu hakikaten yani Türkiye'nin kendinden yabancılaşması. İşte bu biraz kompleks ama, değil mi? Evet. Bu bize dayatıldı ama. Dayatıldı tabii ki, yani dayatıldı ve hani düşünürseniz mesela yani Atatürk döneminde belirli bir şey dayatıldı. Fakat bugün Atatürk'ün nutkunun şeyini, asıl şeyini, metnini kimse anlayamaz gençlerden. Yani artık Atatürk bir açıdan kendi kendini şey dışı bıraktı, saf dışı bırakmış oldu. Ama işte tabu konular, cız konular buraya girince başımız yani felaket ağrıyabiliyor. Buradan devam edeceğiz. Peki. Kısa bir ara vereceğim. İrvin Cemil Şik'le sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Pekkan Kastre'nin sunduğu Söz Sende devam edecek. Mercedes E serisi 1 yıl ücretsiz kasko ve bakım, %0.89 faiz ve 2627 TL'den başlayan taksitlerle Mercedes-Benz Türk bayilerinde. Akıllı klavyesiyle e-postalarınızı rahatça yazın. Hareket tuşuyla işlerinizi kolayca halledin. İşinizi her yerde başarıya taşıyın. Eko paketiyle BlackBerry Curve 8520. Turkcell 4 çeker gücüyle ayda sadece 29.90 TL. İşinize Turkcell gücü. İyi günler. Arçelik Çağrı Merkezi'nden Neslihan ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Tabii ki, orada da yetkili servisimiz var. Olmaz olur mu? Elbette ki. Orada da yetkili servisimiz var. 7 gün 24 saat bizlere ulaşabilirsiniz Çağrı Merkezimize. Pazar günü nöbetçi servislerimiz var. Size en yakın yetkili servisimize hemen yönlendiriyorum. Türkiye'nin en kapsamlı, en yaygın servis hizmetini sunmaktan mutluyuz. Mutluluğunuz için her an, her yerde yanınızdayız. Money Club milyonlar dağıtıyor. Türkiye benim sayemde kazanıyor. Kızım, benim sayemde. Hayır benim. Hayır benim. Ben kazandırdım. Alışverişlerinizi Migros ya da Tansaç'la da yapın. Fişinizdeki size özel hedefinizi tutturun. Money'leri çekilişsiz, kurasız kazanın. Money Club. Kazananlar Kulübü. Yetiş Petlas yolda bırakmaz. 4 Petlas lastik alana 1 yıl yol yardımı hediye. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Emlak dünyasıyla ilgili aradığınız her şey htemlak.com'da. Yeni projeler, gelecek vadeden bölgeler, dekorasyonda yükselen trendler, uzmanlarından sektöre ait son değerlendirmeler, ekonomik göstergeler. Her ay sektörün nabzını tutan HT Emlak gazetesinin internetteki yüzü htemlak.com yayında. Eskiden açıyordum Alaska, kapıyordum Sahra Çölü. Açıyordum Alaska, kapıyordum Sahra Çölü. Bir aç, bir kapa, bir aç, bir kapa. Buna enerji mi dayanır? Değiştirdim gitti. Bosch inverter klimayı bir kez açıyorum, ayarladığım ısıyı bulunca düşük devirde kesintisiz çalışıyor. Ama hızı düşük ya, A enerji sınıfından bile daha fazla tasarruf yapıyor. Yani kimseyi üzmüyor. Bosch, yaşam için teknoloji. Kolay gelsin. Ya vallahi yeri değil ama kapı çalıyor. Ben pizza söylemiştim. Onu alayım geleyim, siz sonra koşun. Aman benim. Hey! Ya 2 saniye. Siz de evinize TVBu ev alın. Canlı yayını istediğiniz zaman durdurun. Kaldığınız yerden izleyin. Televizyonun kontrolü elinizde olsun. TVBu ev. Yeni dönem TV. TVBu, TVBu. Kastre'nin sunduğu Söz Sende devam ediyor. Söz Sende devam ediyor. Yoğun gündemin
Bir ikisinde yanında bir yerlerde biz de bir nefes aldırmak istedik bugün Irvin Cemil Şik'le. Ben yine Irvin diyorum, Irvin ama doğru. Evet. Irvin Cemil Şik'le sohbetimize devam ediyoruz ve diyoruz ki tarih konuşuyoruz. Tarihi bize nasıl dayattılarsa biz bir şekilde onu Avrupalıların gözüyle öğrenmeye çalıştık. Hala da ona devam ediyoruz ama bir şeyler değişiyor değil mi Türkiye'de? Kesinlikle bir şeyler değişiyor. Bir kere tarih 20-30 sene öncesine kıyasla bugün çok sevilen, çok ilgi duyulan bir şey. Evet. Yani sokaktaki insanla konuşuyorsunuz. Mesela tarih konusunda bir çalışma yaptığınızı öğrenince ben çok severim tarih evet. diyor. Yani bu çok değişti. Doğru, eskiden nefret edilendi. Tabii herkes nefret ederdi. Yani bunu lüzumsuz, hani evet. boş bir iş olarak görüyoruz. Tarihi romanlarında bunun da etkisi çok onun büyük da tabii, değil mi? Evet, çok gazetede haklısın, popüler sana. Tarih yazarlarının olması da çok etkili tabii. bir anlamda. Tabii. Şimdi biz dönelim biraz Muhteşem Yüzyıl'la ortaya çıkan bu harem büyüsüne mi diyelim, ne diyelim? Sizin araştırmalarınız da var o konuyla alakalı. İşte mesela harem denilince şöyle bir şey var, işte herkes çırılçıplak yatıyor havuzların kenarında değil mi, nargileler tütüyor, ne bileyim evet. meyveler gelsin, tatlılar gitsin, ama bu değil galiba. Bu değil tabii ki. Evet. Yani, niye böyle bir hayalimiz var biz? Şimdi çünkü şöyle yani bu tabii Batı'nın etkisi yani oryantalist sanatçılar ve yazarlar en başlardan giderek artan bir şekilde bunu yaptılar. Bu imajı yarattılar. Niye? Çünkü insanlar böyle şeyleri istiyor, böyle şeylere aç. Yani şeye baktığımız zaman mesela 17. yüzyılda yayınlanmış çok ciddi İngilizce tarih kitapları var, Osmanlı tarihi. Onlarda bile mutlaka bir iki bölüm şey oluyor, işte hareme sızan yabancı denizcinin evet. maceraları evet. filan evet. gibi mutlaka böyle bir bölüm oluyor. Niye? Çünkü insanlar bunu istiyor. Sadece bunu mu istiyor, yoksa Avrupalılar bir dönem bu tarafı ötekileştirmek adına da mı yaptılar? Kesinlikle. Değil tabii mi? Yani kendi kendilerini tanımlarken başkasına kıyasla tanımlamak hmm. ihtiyacını duydukları için yani her zaman hani onların doğu dediği, ki doğu burası yani evet. uzak doğu pek değil, onların doğu dediği yer her zaman batı için bir öteki, bir ayna olmuştur. Yani ötekinin aynasında kendi kendilerini tanımaya, tanıtmaya, şey etmeye, tarif etmeye çalışmışlardır. Fakat yani hakikaten bakıyorsunuz bir noktadan sonra bu tamamen çok yaygın bir motif haline geliyor. Ve ben bundan önceki bir kitabım var, Batı'nın Cinsel Kıyısı. Orada aynen bu konuyla çalışmaya başladım. Yani harem romanları, harem motifi, harem hikayeleri, yani Batı edebiyatında harem teması. Sonra bir baktım ki bu çok geniş bir konu. Bu sadece harem değil çünkü. Bir sürü başka yansıması da var ve sonuçta doğu yahut öteki cinselleştiriliyor. Yani ille de kadın olarak değil, ille de harem olarak değil. Ama mutlaka bir cinsel rol atfediliyor doğuluya. İşte bu rollerden bir tanesi de dediğiniz gibi harem. Tabii orası daha böyle ilgi çeken, hala bilmediğimiz yönleri var ama haremin, değil mi? Yani mutlaka var. Yani gündelik hayatı hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ancak son dönemde işte Leyla Hanım gibi, Leyla evet. Saz gibi bazı yazarların anıları var. Evet. Onlardan bildiğimiz bir şeyler var. Tabii ki onun dışında daha erken dönemlerde neler olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Sizin mesela diyorsunuz ki iş haremle bitmiyor. Bir konferansınızdan bir cümleyi aldım. Üretici, tüketici, yatırımcı, tüccar Osmanlı kadınları. Şimdi bunu biraz açalım. Yani hani bizim kafamızdaki Osmanlı kadınları, sizin bu bahsettiğiniz kadın çok farklı. İşte bunu, onu, evet, bu şey de oldu bizim, bu sene Kadınlar Günü olur ya, evet. Mart 8 Mart. Biz onu Kadınlar Haftası yaptık. Evet. Orada ben bu konuşmayı sundum. Ve amacım aynen buydu. Yani siz Osmanlı kadını derken, işte haremde yastıklar üstüne yaslanan, arada bir soyunup havuza giren, böyle anlamayın Osmanlı kadını. Hmm. Ve mesela şöyle şeyler var. Örneğin Bursa'da 16. yüzyılda ipek üreticilerinin çoğunluğu kadındı. Hı-hı. Ve bunlar üretici dediğim, yani erkek yararına çalışan kadın işçiler değil. Bunlar şeydi, girişimcilerdi. Yani tezgahları... Bayağı tüccar yani, tüccar, değil mi? Üretici ve tüccar. Tezgah Hı-hı. satın alıyor. Orada insanlar çalıştırıyor ve üretim yapıyor. Ve daha birçok örneği var. Mesela yine aynı aşağı 17. yüzyılda şeye bakarsanız, sof ticareti mesela, çoğu Ankara'dan çıkıyor, Tiftik keçesinden.
Sof ticaretin büyük bir kısmı ve sof üretiminin kadınların elinde. O kadar ki bir ara şöyle bir olay oluyor. Yabancı tüccarlar geliyor ve piyasadaki bütün ham sofu alıveriyorlar. Parayı bastırıp götürüyorlar. Tabii kadınlar isyan ediyor. Bir dakika, bizim ham maddemiz kalmadı diye. Ve İstanbul'dan şey gönderiliyor, kadı gönderiliyor şey Ankara'ya ve İstanbul'dan bir fetva şey ferman şey ediliyor. Bu işi çözmek bu, adına. Ve şey diyor, Ankara'nın hanımlarına diye şeyden hitap eden bir ferman. Yani o zaman da çok bilincinde insanlar. Yani bu kadınların elinde. Kadınlar şu anda şey durumda, mağdur durumda, çünkü ham maddeleri kalmadı. Devlet bunu halletmeye çalışıyor. Yani daha sonraki dönemler için de benzer şeyler söylenebilir. Peki başka nasıl Osmanlı kadınları? Yani hani şimdi kadın sorunu bitmiyor tabii haliyle. Türkiye'de de bitmiyor ama o döneme bakarsak, o dönemden başlayan sorunlar neler? Yani nelerle karşılaştınız? Yani şöyle demek lazım. Şimdi biliyorsunuz şu kaç göç meselesi var. Evet. Kaç göç meselesinin kökeni hakkında çok konuşulabilir. Aslında bu sanıldığı kadar açık seçik bir şey değil İslam kaynaklarında. Ama bunu bir realite olarak, bir gerçeklik olarak ele alalım. Böyle bir şey var. Kadınlar ve erkekler aşağı yukarı farklı mekanlarda yaşıyorlar. Arada bir kesişiyorlar tabii ama genellikle farklı. Şimdi farklılık her zaman bir eşitsizlik getirir. Evet. Bu bir gerçektir. O yüzden hiçbir zaman kadınlarla erkekler eşitti falan denemez. Değil zaten. Ama ama bununla birlikte şunu söyleyebiliriz ki, mesela Leslie Pierce'in Harem-i Hümayun kitabından görüyoruz. Ondan sonra bir takım başka kişilerin, mesela Süreyya Faruki gibi hocaların başka iktisadi çalışmalarından biliyoruz ki kadınlar son derece aktifti. Siyasette olsun, şeyde olsun, üretimde, tüketimde, ticarette, şunda bunda. Neticede şunu görüyoruz ki, haremde olmak, yani paralel farklı bir mekan içinde yaşıyor olmak, kadınları sosyal hayattan, iktisadi hayattan dışlamamıştır. Onlar paralel bir hayat yaşamışlardır. Yani onu görmek lazım. Bu hayatlar hiçbir zaman birbirine eşit olmamıştır. Ama herkesin bir hikayesi var. Herkesin aslında, kesinlikle tabii ki. Güçlü kadınlar ama, değil mi? Çok güçlü kadınlar vardı. Şimdi dedik ki Avrupalılar bazen hani şarkı ötekileştirmek adına cinselliği demin kullandılar. Şimdi buraya da dönmek istiyorum, bu son kitaba. Burada bir başlık var sizin. Batı edebiyatın Türkiye'li kadınların cinsel kişilikler olarak temsili diye. Biraz da bundan bahsedelim. Nereden nereye varıldı? Nereye geldik? Yani şöyle yani Batılılar, dediğim gibi, şarkı hep ötekileştirip bunu cinselleştirme yoluyla yaptıklarından kadınlar hakkında da tabii ki haliyle bir belirli kalıp görüşleri oluyor. Genellikle şark kadınları Batılı Batılıların gözünde edilgen oluyor. Genellikle daha pasif yani. Pasif. Genellikle çoğul oluyor. Yani bir kadın değil, her zaman kadınlar. Niye? Çünkü haremde tabii güya yüzlerce, fantezi binlerce hep kadın. Devam ediyor. Bunlar yani hep fantezi ama böyle bir yaklaşım var. Yani bir takım böyle klişeler oluyor yani sürekli. Ve bunlara baktığımız zaman yani çok yani birçok romanda bunların tekrar ettiğini görüyorsunuz. Yani bu bir iki yerde değil. Hani malum, mesela Türkiye'de şey bayılırlar, Pierre Loti, işte Türk dostudur, yaşasın, evet, Pierre Loti. Evet. Aslında bu işi en yapan en kötü yazarlardan biri Pierre Loti'dir. Yani Türklere düşman değildi belki ama yani Türkleri kesinlikle bir bu fantezi alemi içinde klişeleştiren bir yazardı. Peki biz niye bu kadar Türk dostu görüyoruz onu? Çünkü Türkiye'nin bir hastalığı var. İnsanlar ya Türk dostudur ya Türk düşmanıdır. Ortası yok. Ortası yok. Ve halbuki dünyadaki insanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu bile bilmiyor. Ama şöyle bir şey olmuştu, hiç unutmam. Kennedy ailesine birisi, Kennedy'nin oğullarından biri evlenmişti. Ve Türkiye'deki gazetelerden, önemli gazetelerden bir tanesi, Türk düşmanı aileye gelin girdi diye manşet atmıştı. Niye Türk düşmanı? Çünkü Ted Kennedy o zamanlar Kıbrıs konusunda Yunan tarafını tutuyordu. Yani Kennedy'lerin Türk düşmanı bir aile olması o kadar gülünç bir fikir ki, Kennedy'lerin umurunda değil Türkiye.
Yani biz böyle kendi kendimizdeki gelin güvey oluyoruz. İnsanları dost ve düşman diye ikiye ayırıyoruz. Evet. Hiç kimse ne dost ne düşman. Yani bazı durumlarda bazıları dostluk eder, bazıları düşmanlık peki, eder. Peki Pierre Loti'de mesela onun şeyinde. Yani Pierre Loti Doğu tarafından büyülenmiş, doğuda yaşamayı öyle, sevmiş son derece, bir insan. Hani ilginç şeyleri var. Tabii, biliyorsunuz var. Yani Japonya'ya da gidiyor. Yalnız tabii, Türkiye tabii, değil. Yani tabii. Bayağı doğuyla çok ilgisi olan bir insan. Ama mesela ben Japonya tarihçisi, bir edebiyat tarihçisi bir arkadaşla konuşuyordum, Kanadalı. Hı hı. Dedi ki Japonya'da hiçbir zaman Pierre Loti Türkiye'deki gibi popüler olmadı dedi. Yani oradakiler onun yaklaşımındaki bütün sorunları hep gördüler. Hı hı. Halbuki burada bir şekilde de işte Türkiye'nin tabii çok zor bir durumda olduğu, yabancı ülkelerin işgaliyle işte saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde Pierre Loti kalktı, Türkiye lehine bir takım şeyler söyledi. Evet. Ah ne kadar iyi bizim dostumuzmuş diye hepimiz de sevindik. Aha. Ama yani aslında romanlarını okursanız yani hiç de hoş değil roman. Hiç de hoş değil dediğiniz o klişeleştirilmiş noktalar nedir sizce? Yani ötekileştiren bir bölüm var mı sizce? Ötekileş tabii. Yani mesela diyelim ki Aziade romanın kahramanı filan. Yani bunlara baktığınız zaman bunların belirli bir şey görüyorsunuz. Belirli bir hayat bir kere tarzı. Kadınların son derece ezildiği, son derece bastırıldığı, kendi iradelerini kullanamadığı ve kendi iradesini kullanmaları sadece batılıların şeyiyle müdahalesiyle gerçekleşebiliyor. Evet. Böyle bir durum çıkıyor mesela. Ki bu en kötüsü de değil. Yani değil, ben yani böyle örnekler de var aslında. Çok böyle var. Hikayeler de var aslında. Tabii. Tepemiz bile var Pierre Loti biliyorsunuz. Tabii yani hayır ya Pierre Loti hakikaten çok sevilen bir insan bu ülkede. Ve sevilsin okunsun ben bir şey demiyorum. Ama yani onu hani büyük dostumuz işte klişelere karşı savaş veren filan bir olarak görmeyelim. Yani orta karar bir Fransız romancısıdır. hakkımızda bir şeyler yazmıştır. Biz de okuruz yani. Okuruz. Şimdi dedik ya hani biz böyle büyütüdük genlerimize bir şekilde işledi ki biraz kompleksli birazcık Avrupa hayranlığı ya da yabancı hayranlığı diyelim. Tabii zaman artık geçiyor, değişiyor. O ayrı. Ama son günlerde de özellikle mesela Newsweek dergisinin başlattığı işte bu yeni Osmanlı akımı, Osmanlı'nın canlanması vesaire. Gerçi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bu konuyla ilgili cevabı önemli de bir kitabı da var. Cevabı da var ama siz öncelikle o tartışma için ne düşünüyorsunuz? Bir taraftan da hani sanki moda da şimdi Osmanlı moda. Bir dönem Atatürk'tü, şimdi Osmanlı. Böyle klişelerimiz de var tabii haliyle. Yani şöyle diyeyim size şimdi Türkiye... aslında yani her şey bir yana iktisadi açıdan çok çok ciddi bir güç şu anda. Yani komşuların çok kötü durumda olduğu bir dönemde Türkiye bayağı güçlü. Tamam bazı insanlar bu gücün bir takım kısa dönemli şeylerle politikalarla gerçekleştirildiğini iddia ediyorlar. Belki öyledir. Ben iktisatçı değilim bilemem. Ama yani şu kadarı gerçek ki Türkiye şu anda çok ciddi bir bölgesel güç. Ayakları yere basıyor. Basıyor. Yani bir tarafta iflas eden Yunanistan var. Bir tarafta yarın ne yapacağı belli olmayan İran var. Evet. Bir tarafta Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Bir tarafta Irak'ta kan gövdeyi götürdü bile. Evet. Öte yandan Türkiye istikrarlı ve güçlü bir ülke durumunda. Bu nedenle bölgede biraz diyelim ki layık olduğu yeri aramak gibi bir arzusu aslında. Var. Peki. Yani şimdi bana sorarsanız yani mesela diyelim ki Filistinlilerle İsraillerin arasını bulmak güzel bir şey. Yani Türkiye böyle bir şey yapabilirse ne âlâ. Arabulucuya soyunsun tabii, buyursun. Yani emperyalist yaklaşım olmadıkça bence bu gayet güzel bir şey. Peki bir kesim niye Osmanlı'ya bu kadar öykünmeden rahatsız oluyor? Çünkü işte bu da işte bize öğretilen bir şey. Çünkü yani düşündüğünüz zaman Osmanlılar işte başta hani yükselme devri var. İşte Fatih, işte Kanuni, büyük insanlar. Ondan sonra her şey gittikçe aşağı doğru gidiyor. Son dönem berbat oluyor filan. Yani hiç kimse buna eleştirel bir şekilde yaklaşmadığı için yani Cumhuriyet döneminde. Çok komik tartışma programlarının bir tanesinde ben çarşambaları tartışma programı yapıyorum biliyorsunuz. Ondan bir tanesinde yine bu konuşulurken biri dedi ki Atatürk de Osmanlı paşasıydı dedi vurdu. Şimdi
hani neresinden tutsam bilemedim. Yani onunla Atatürk'e karşı olmak demek mi, Osmanlı'ya heyecan duymak bir. İkincisi, Atatürk de Osmanlı paşası demek, Atatürk'ün üzerinden onu meşrulaştırmak demek. Yani aslında şunu demek, yani en fazla bence, yani bu Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki Çin Seddi aslında aynen. Yok. Evet. Yani aslında belirli devamlılık unsurları var. Bu unsurlar çeşitli zamanlarda tasfiyelerle biraz bertaraf edildi. Ama sonuçta tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın halifidir. Ve onun izlerini taşır. Ve yani Mustafa Kemal'in bir Osmanlı paşası olduğu da doğru. Yani gerçekten doğru. Biz işte dediğim gibi hani istediğimizi almayı istiyoruz. Tarihten zaferler, güçler olsun ama ayıplarımız olmasın, işte, değil mi? Yani işte o da tarihe sanki bizim aile namusumuz gibi yaklaşmaktan ileri geliyor. Yani bir takım mesela iyi şeylere bakıyoruz, biz bunları yaptık diye övünüyoruz. Ondan sonra bir takım katliamlar, şunlar bunlar oluyor. Yok, biz onu yapmış olamayız diyoruz. Niye yapmış olamayalım? Yani tarihte eli temiz olan kim var? Her ülke, her millet, her imparatorluk bir şeyler yapmıştır tarih boyunca. Siz peki zaman zaman böyle hissedecek kadar Türk müsünüz? Yani hani bizim aile şerefimize evet. Olarak vallahi aile şerefimiz olarak hissetmiyorum ama o Türk olmamandan değil. O yani tarihe bir mesafeyle yaklaşmanın tabii biliyorum. Tabii ki. Mesafeyle yaklaşmanın daha sağlıklı olduğunu düşündüğümden. Yoksa ben mesela şuna çok kızıyorum. Yani 20. yüzyılın ortasında 20. yüzyılın yani 1959-60 yıllarında Cezayir'de müthiş bir katliam yapmış olan Fransızlar gelecek ve bize insan hakları hakkında ders verecek. Ben buna kızıyorum. Tamam, güzel. Ne yalan söyleyeyim. Benim yani biraz sinirlerim tepeme çıkıyor. Bu demek değil ki bizim yaptıklarımız iyi. Hayır, bizim yaptıklarımızda kötü çok şey var ama yani bazen hani insanların biraz da haddini bilmesi lazım yani. Evet. Hani önce siz kendi yaptıklarınızla hesaplaşın. İşte o yüzden Tayyip Erdoğan'ın çıkışları zaman zaman alkışla karşılanıyor. Tabii. Yani aslında öyle hissetmemek de mümkün değil. Tabii. Çok teşekkür ediyorum.